Yerli otomobilin ilk görüntüsü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Üşık tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Yerli otomobilin test sürüşü görüntüleri ve aracın içini gösteren fotoğraflar da dikkatleri çekti. Ne kadar kısa sürede e, hızlanabildiğini. hızlanabildiğini, ne kadar kısa sürede durabildiğini, yakıt performansını, aracın e, diğer özelliklerini özellikle bir test edelim diye her türlü mevsim, iklim ve arazi şartında deneyeceğimiz 30-40 tane araç üretmeyi hedefliyoruz 2016'da. 2019 yılında seri üretimine geçilecek yerli otomobilin ilk görüntüleri üzerine belli bazı odaklar yine harekete geçti. Aracın yerli olmadığını, kopyalama yoluyla üretildiğini iddia edip itibarsızlaştırma çabasına girişti. İddialar üzerine Bakan Işık bir kez daha kameralar karşısına çıktı. İtibarsızlaştırma çabalarına cevap verirken de Yakın tarihteki bir örneği hatırlattı. Devrim Otomobilinde olduğu gibi daha olayı baştan boğmaya yönelik bir anlayışı biz kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Peki neydi? Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işıka Devrim Otomobilini hatırlatan. Devrim Otomobili neyi temsil ediyordu? Akıbeti ne olmuştu? Yıl 1961. Ülke yönetimi Cemal Gürsel cuntasındadır. Farklı firmalarda çalışan 23 Türk mühendis Ulaştırma Bakanlığı'na çağrılır. 16 Haziran 1961 günü bakanlıkta bir araya gelen mühendislere Cemal Gürsel'den gelen çok gizli damgalı yazı okunur. Yazıda mühendislerden yerli otomobil üretmeleri istenmektedir. Bu yılın Cumhuriyet Bayramı törenlerinde halkımızın görüş ve takdirlerine sunulmak üzere hem tasarımı hem de malzeme olarak tamamen yerli malı bir otomobil üretmenizi istiyorum. Mektupta görevin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına verildiği dönemin rakamlarıyla 1 milyon 400 bin lira ödenek ayrıldığına da yer verilir. Zaman kısıtlıdır. Cumhuriyet Bayramına sadece 129 gün kalmıştır. 23 mühendis o gün işe koyulur. Eskişehir'de atölye kurulur. Atölyede bir başüstü gezervinç, çeşitli bankolar ve bir toplantı masası bulunmaktadır. Görev dağılımının ardından çalışma grupları belirlenir. Çalışmalara önce otomobilin ana hatları saptanarak başlanır. 4 ile 5 kişilik otomobilin ağırlığı ise 1000-1100 kilogram olarak planlanır. Ekip 4 ayı aşkın bir süre tesislerde konaklar. Günde 2-3 saatlik uykuyla çalışır. Sonuçta modeli tümüyle kendilerine ait olan, tüm parçaları el işçiliğiyle üretilmiş, 4 silindirli ve direksiyondan vitesli otomobilden 3 tane üretilir. Bugün olduğu gibi o dönemde basın organları, üniversiteler, sanayiciler, politikacılar özetle sesi çıkan herkes devrim otomobiliyle alay eder. Türklerin ne otomobil ne de motor yapabileceğine ihtimal verirler. Olumsuz görüşler her fırsatta dile getirilir. Devrim otomobilinde olduğu gibi daha olayı baştan boğmaya yönelik bir anlayışı biz kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. 1961'den bugüne değişen pek farklı bir şey yok. Türkiye'nin yerli otomobil hedefine dün olduğu gibi bugün de karşı çıkan çevreler var. O çevrelerin ortak özelliği ise Türkiye'nin çıkarlarını değil, şahsi çıkarlarını öne çıkarmaları. Çalışmalar hızla devam ediyor. Prototipi kamuoyuna tanıtılan yerli otomobil o çevrelere kaybettirecek ama Türkiye kazanacak.